Bu dersimizde 3. üniteye başlıyoruz. 3. ünite bildiğiniz gibi kuvvet ve hareket ünitesi. Bu ünitenin iki tane konu başlığı var. Birinci konu başlığımız birleşik kuvvet. ikinci konu başlığımız sabit süratli hareket. Şimdi birleşik kuvvet konusuyla başlayalım. Birleşik kuvvet nedir? kuvvet nedir diye baktığımız zaman duran bir cismi harekete getirebilen, hareket anındaki bir cismin süratini arttırabilen yavaşlatabilen ya da durdurabilen cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye kuvvet diyorduk. Kuvvet cisimlere uygulanan itme veya çekme kuvveti olarak da tanımlanabilir. Yani biz bir cisme kuvvet uygulayarak cismi harekete geçirebiliriz. Hareketli ise durdurabiliriz veya şeklini değiştirebiliriz veya hareket yönünü değiştirebiliriz. Şimdi kuvveti belirleyen dört temel özelliğe geçelim. Kuvveti belirleyen dört temel özellik nedir dediğimiz zaman bir uygulama noktası olacak. Yani kuvvetin cisme uygulandığı bölge. Doğrultusu olacak kuvvetin yönü ve zıttı doğrultusunu verecek bize. Yani ya doğu batı doğrultusu ya kuzey güney doğrultusu. Yönü olacak kuvvetin yönü hangi yönde olduğu yani ya güney ya kuzey ya batı ya doğu ve şiddeti yani büyüklüğü kuvvetin doğrometre ile ölçülen değeri olacak. Şimdi bunu bir de şekil üzerinde görelim. Evet, baktığımız zaman kuvvetin bir uygulama noktası olacak. Bir doğrultusu olacak. Yani ya batı doğu doğrultusunda ya da kuzey güney doğrultusunda olacak. Yönü olacak şimdi baktığımız zaman bu kuvvetimizin yönü nereye doğru? Doğuya doğru ve şiddeti olacak bunu temsil eden bir büyüklük olacak. İşte 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton gibi ya da 1 birim, 2 birim, 3 birim gibi. Şimdi mesela bu kareleri saydığımız zaman biz buna 3 birim, 1, 2, 3 birim diyebiliriz. Mesela her bir birim 1 Newton'a denk gelmiş olduğunu farz edersek bu toplam 3 Newton'luk ya da her bir birim 2 Newton'a denk geldiğini farz edersek 3, 2, 4, 3 çarpı 2 yani 6 Newton olacak şekilde olduğunu söylüyoruz. Kuvveti belirleyen 4 temel özellikle bu şekilde. Şimdi teker teker tanımlarımıza bakalım. Birleşik kuvvetin tanımına baktığımızda iki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete birleşik kuvvet yani net kuvvet denir. Birleşik kuvvetin sembolü R harfi ile gösterilir. Birleşik kuvvet Baktığımızda iki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşik kuvvet denir. Bileşik kuvvet R sembolü ile gösterilir. Şimdi burada bir örnek gösterelim. Diyelim ki bu cismimiz K cismi olsun. Bu K cismine kuvvetler çizelim. Bu F1 kuvveti eşittir 12 Newton olsun. Öbür tarafa önce mesela şurada yönlerimizi de belirtelim. Burası doğu, burası batı yönü. F2 kuvveti de şu tarafa diyelim ki 16 Newton olsun. Şimdi biz burada şimdi bileşik kuvveti nasıl bulacağız? Bileşik kuvvet aynı yönde olan kuvvetler varsa toplanacak. Zıt yönde olan kuvvetler birbirlerinden çıkartılacak. Şimdi burada baktığımız zaman iki tane kuvvetimiz var. Birbirine zıt yönde olan kuvvetler. Ne yapacağız? Büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkartıp net kuvveti bulacağız. Yani bileşik kuvvet eşittir. Büyük olan kuvvet F2 olduğu için F2 eksi F1'den burada bileşik kuvvet eşittir. 16 Newton eksi 12 Newton da eşittir 4 Newton çıkacak. Yani bileşik kuvvetimiz 4 Newton. Peki hangi yöne? Büyük olan kuvvet yönüne doğru olacağı için e, net kuvvetimiz 4 Newton batı yönüne doğru olacak. Demek ki bileşik kuvveti bulurken ne yapıyoruz? Aynı yönde olan kuvvetler varsa onları topluyoruz ve zıt yönde olan kuvvetlerde tabi aynı doğrultuda olanlar üzerinde işlem yapacağız. Zıt yönde olan kuvvetleri birbirinden çıkartıp net kuvveti bulacağız. Şimdi dengelenmiş kuvvetlere bakalım. Bileşkeleri sıfır olan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetler denir. Dengelenmiş kuvvet etkisinde olan cisim ya hareketsizdir ya da sabit süratle hareket eder diyoruz. Şimdi burada diyelim ki bu cismimizde m cismimiz olsun. Gene yönlerimizi çizelim. Bu taraf doğu, bu taraf batı. Tabi biz istersek kuzey güney yönünü de çizebiliriz. E, fark eden bir şey olmuyor. Yeter ki aynı doğrultuda olacak kuvvetlerimiz. Şimdi yine bu cisimlerimize e, bu cismimize kuvvetler e, uygulayalım. Mesela yine diyelim ki şuradan F1 kuvveti eşittir 24 newton olsun ee, yine şuradan uygulayalım F2 kuvvetimiz eşittir 14 newton olsun ve yine F3 kuvvetimiz de şuradan F3 eşittir 10 newton olsun şimdi ne yapacağız dedik Aynı yönde olan kuvvetler varsa toplayacağız, zıt yönde olanları çıkartacağız. Şimdi şu ve şu kuvvetlerimiz aynı yönde. Bakın dikkat edin. Okun yönü nereye doğru gittiği bizim için önemli. Yanlış yapıp da bu iki kuvveti toplamıyoruz. Okların yönü bizim için önemli. Burada F2 ile F3 kuvveti aynı yönde olduklarını görüyoruz. F1 kuvveti Bunlara zıt yönde bir kuvvet olarak uygulanmış. O zaman ne yapacağız? Aynı yönde olan kuvvetleri topluyoruz. Yani 14 newtonla 10 newtonu topladığımız zaman şu tarafa doğru 24 newton bir kuvvet olduğunu göreceğiz. Toplamı 24 newton. Evet, 24 newton bulduk. Şimdi ne yapacağız? Aynı yönde olanları topladıktan sonra zıt yönde olan kuvveti Çıkartacağız. Bileşik kuvvet eşittir. Aynı yönde olanı topladık 24 newton. Zıt yönde olan da zaten 24 newton. 24 newton eksi 24 newton'dan ne çıkacak sonucumuz? Bileşik kuvvet eşittir 0 çıkacak. Bu da bize ne gösteriyor? Bu cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu gösteriyor. Eğer bu cisim başta sabit duruyorsa yine durmaya devam edecek. Eğer bu cisim başta hareketli ise sabit süratli bir şekilde hareketine devam edecek diyoruz. Şimdi dengelememiş kuvvete bakalım. Bileşkeleri sıfırdan farklı olan kuvvetlere dengelememiş kuvvetler denir. Cismin hareket yönüyle dengelenmiş kuvvet aynı yönde ise cismin sürat artar. Zıt yönde ise Azalır. Diyoruz. Şimdi bununla ilgili örneğimizi çözelim. Diyelim ki bu cismimiz L cismi olsun. L cismine yine yönlerimizi çizelim. Burası doğu. Burası batı yönü olacak. Kuvvetlerimizi uygulayalım. Diyelim ki cisme şuradan bir F1 eşittir. 20 newton kuvvet uygulanmış olsun. Yine şu taraftan F2 eşittir 16 Newton bir kuvvet uygulanmış olsun. Ve yine şuradan bir F3 kuvveti eşittir 8 Newton uygulanmış olsun. Şimdi yine ne yapıyoruz dedik? Aynı yönde olanlar varsa topluyoruz. Aynı yönde olanlar var şu ikisi aynı yönde olduğu için bunları topluyoruz şunları. Silip Şuraya ben 28 newton yazıyorum. Aynı yönde olanları topladım. Şimdi ne yapacağım? Zıt yönde olanı çıkartacağım. Bileşik kuvvetini yazıyorum. R eşittir büyük olandan küçük olanı çıkartacağım için 28 newton eksi 16 newtondan bileşik kuvvet eşittir 12 newton çıkıyor. 12 newton. Hangi yöne doğru? Büyük olan tarafa doğru, yani batıya doğru. Bu cisim net kuvveti sıfır çıkmadığından dolayı dengelenmemiş kuvvetler etkisi altında olduğunu görüyoruz. Eğer bu cisim yazdığı gibi kuvvet aynı yönde ise cismin süratini arttırır. Zıt yönde bir kuvvet uygularsak cismin süratini azaltacaktır diyoruz. Evet buradaki sorularla ilgili herhangi bir şekilde kafanıza takılan bir şey olursa bana tekrar sorabilirsiniz. Son olarak da dengeleyici kuvvete bakalım. Dengelmiş kuvvetlerin etkisini olan cismi dengeli hale getiren kuvvete dengeleyici kuvvet denir. Yine bu cismimize biz K cismi olarak isimlendirelim. Şimdi dengeleyici kuvvet her zaman için bileşik kuvvetle aynı fakat zıt yönde olacak şekilde çıkar. Mesela örnek verelim. Diyelim ki yine bu cism, K cisimimize şu yönden F1 eşittir 9 newton uygulansın. Şuradan F2 eşittir 7 newton olarak uygulayalım. Yine şuradan F3 eşittir. 6 Newton şeklinde uygulayalım. Şimdi bu cismi önce dengeli mi dengeli e, dengelenmiş kuvvet etkisinde mi dengelenmemiş kuvvet etkisinde mi olduğunu bulalım. Ne dedik? Önce aynı yönde olan kuvvetleri topluyoruz. Şu iki kuvvet aynı yönde olduğu için bu iki kuvveti topladığım zaman şu tarafa doğru 15 Newton olduğunu görüyorum. Zıt yönde olan kuvvetime baktığım zaman 7 Newton ee, yine yönlerimi çiziyorum. Doğu, batı. 15 Newton, 7 Newton net kuvvetimi buluyorum önce. Net kuvvetim eşittir 15 Newton eksi 7 Newton'dan eşittir 8 Newton. Benim net kuvvetim 8 Newton. Hangi yöne doğru? Büyük olan taraf doğrusu olduğu için doğu tarafına doğru. Şimdi burada dengeleyici kuvvet nedir? Yani bu cismi dengelenmiş kuvvetler etkisi haline getiren kuvvettir. Ne dedik her zaman için? Dengelenmiş kuvvet, bileşik kuvvetle aynı fakat zıt yönde olan kuvvet olması gerekiyor. Yani dengelenmiş kuvvet, bileşik kuvvet 8 newton olduğuna göre dengeleyici kuvvet de yine 8 newton olacak. Ama e, net kuvvetin zıt yönüne doğru yani şu tarafa doğru 8 Newton olacak dengeleyici kuvvetimiz. Dengeleyici kuvvet. Şimdi işin sağlamasını yapalım. Aynı yönde olanları topluyoruz. 8, 7, 15 Newton oluyor. 9 ile 6, 15 Newton oluyor. Ve bu şekilde 8 Newton batıya eklediğimiz zaman e, bu dengelenmemiş kuvvet etkisi olan cismi dengelenmiş kuvvetli etkisi haline getirebiliyoruz. Şimdi birleşik kuvvetle ilgili birkaç tane örnekle devam edelim. Şu sorumuzla başlayalım. Ne diyor? A cismine etki eden yandaki kuvvetlerden hangileri aynı doğrultuda ve zıt yöndedir? Şimdi önce bu cisimlerimizin yönlerini yazalım. Burası kuzey, burası güney, burası doğu, Burası batı. Şimdi aynı doğrultuda dediği için güney-kuzey ve doğu-batı doğrultusuna bakacağız. E bir kere baktığımız zaman aynı doğrultuda olanlar F3 ile F1 aynı doğrultu üzerinde, F4 ile F2 de aynı doğrultu üzerinde olduğunu görüyoruz. Bize soruda ne diyor? Aynı doğrultuda ve zıt yönde olduğunu soruyor. Aynı doğrultuda olanlar dedik ki F1 F3 aynı doğrultu, F4 ile F2 aynı doğrultu. Yani doğu batı doğrultusunda olanlar F4 ve F2, kuzey güney doğrultusunda olanlar F1 ve F3. Bize peki burada soruda aynı doğrultuda ya zıt yönde olanı sorduğu için burada bakıyoruz F1 ile F3 aynı yönde ee, ikisi de aynı yön, F4 ve F2 ise zıt yönde oldukları için bizim cevabımız ne olacak? D şurası olacak. Çünkü baktığımız zaman doğu batı F1 2 ile F4 zıt yönde oluyorlar. Eğer bize aynı doğrultuda ve aynı yönde olduklarını sorsaydı bu F1 ve F3 olacaktı. Her ikisi de kuzey yönüne doğru baktığı, kuzeyine doğru olduğunu söyleyecektik. Ee, sorumuzda. İkinci sorumuza geldiğimizde ne diyor? Yandaki cisme etki eden kuvvetlerin birleşkesinin sıfır olabilmesi için üçüncü kuvvetin hangi yönde ve kaç Newton eklenmesi gerekiyor diyor. Yine burada yönlerimizi çizelim. Şurası doğu, burası batı. Sorularda genellikle bu yönleri size verir. Ee, çizmeniz gerek kalmaz. Şimdi önce net kuvveti bulalım. Net kuvvetimiz şu an büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkardığımız zaman e, baktığımız zaman 2 Newton olduğunu görüyoruz. Bileşkesinin 0 olabilmesi için diyor. Yani bir nevi dengelenmemiş kuvvet etkisindeki cismi dengelenmiş kuvvetler etkisi haline getirmemizi soruyor. O yüzden önce bileşik kuvvetimizi buluyoruz. Büyük olan F1'den küçük olan F2 çıkartıyoruz. 5 Newton eksi 3 Newton'dan 2 Newton olarak karşımıza çıkıyor. Bu bileşik kuvvetimizdir. E, hangi yöne? Doğu yönüne olduğunu görüyoruz. Büyük olan kuvveti yönüne doğrudur her zaman. Peki ne demiştik? E, dengelenmemiş kuvvet etkisinde olan cismi dengeli hale getirmek istiyorsak e, ne yapacağız? Net kuvvetle aynı yönde aynı büyüklükte e, zıt yönde olacak şekilde tekrar diyorum. E, bileşik kuvvetle aynı büyüklükte fakat zıt yönde bir kuvvet uygulayacağız ne bir şey 2 Newton olduğu için yönü de doğu olduğu için biz tam ters yani batı yönüne doğru bir e, üçüncü kuvvetimizi 2 Newton olarak ekliyoruz. E, işin sağlamasını yaptığımız zaman aynı yönde olanları topladığımız zaman 5 Newton. 5 Newton amacımız neydi? Bileşkesinin sıfır olması idi amacımız. Bu durumda e, cevabımız ne olacaktır? Cevabımız batı yönüne 2 Newton olarak söyleyeceğiz. Üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman yandaki cisme etkilenen kuvvetler gösterilmiştir. Cisme etkilenen net kuvvetin F1 yönünde 2 Newton olabilmesi için F2 kuvvetinin kaç Newton olması gerekiyor. Burada net kuvveti bize vermiş bu sefer. Net kuvveti şu tarafa R eşittir 2 Newton olarak vermiş. O şekilde olmasını istiyor daha doğrusu. Şimdi e, biz ne demiştik? Her zaman için büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet çıkartılıyordu. Formülümüzde e, gereği yani yazdığımız zaman e, buradan F1 e, eksi e, F2 eşittir. E, Birleşik kuvvetin çıkması gerekiyor. Bizde bu şekilde vermesi gerekiyor. Şimdi 6 Newton eksi F2 eşittir. 2 Newton olduğunu Biliyoruz. Buradan F2'nin 4 Newton olacağını görebiliyoruz. Peki hangi yönü zaten kendisi vermiş? Yine yönlerimizi çizelim. Doğu ve batı şeklinde. Demek ki F2 Newton şurası 4 Newton olacak. İşin sağlamasını yaptığımız zaman yine büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkardığımız zaman büyük olan kuvvetin doğru 2 Newton olduğunu görüyoruz. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman bu soru belki size bir yerlerde e, tanıdım. tanıdık. Gelir. E, bakıyoruz. K e, K L cismen etkilenen üç kuvvetten ikisi ve bu üç kuvvetin bileşkesi R, K ve R ile aşağıda verilmiştir. Buna göre K ve L cismen etkilen üçüncü kuvvetlerin yönü değiştirilmeden başka bir cisme uygulanırsa cismi dengelemek için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olur diye soruyor. Önce burada Bakıyoruz bize ne vermiş? K cisminin bileşik kuvvetini vermiş. F1 ve F2 kuvvetlerini vermiş. E, baktığımız zaman bileşik kuvvet büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvetin çıkarılmasıyla bulunduğu için şu an bu ikisini birbirinden çıkardığımız zaman 7 olmuyor. Demek ki K cisminde eksik bir kuvvetimiz var. Eksik olan kuvveti nasıl bulacağız? E, bileşik kuvvetimizin 7 çıkması lazım. Yani e, bu batı tarafındaki, doğu tarafındaki kuvvetleri birbirinden çıkardığımız zaman 7 olması gerekiyor. O açıdan buraya baktığımız zaman bu sonucun 7 çıkması için eksik olan kuvvetin bu tarafta yani birleşik kuvvet tarafında olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi ne kadarlık bir eksik var? Bu taraftan bu tarafı çıkardığımız zaman 7 olması gerekiyor. Ee, doğu tarafında 8 N olduğuna göre bu tarafta toplam 15 Newton olması gerekiyor. 15 Newton'dan 8 Newton çıkardığımız zaman 7 Newton olarak bulacağız. Demek ki buradaki eksik kuvvetimiz F3 eşittir 10 Newton oluyor. İşin sağlamasını yaptığımız zaman 15 daha 15 Newton. 15 Newton'dan 8 Newton çıkardığımız zaman büyük olan kuvvet tarafına doğru yani 7 Newton olduğunu görüyoruz. Yani demek ki birinci cismimizin e, buraya F1 eşittir 10 N olduğunu bulduk. Şimdi L cismine geliyoruz. L cismine baktığımız zaman yine burada 5 N doğu tarafı e, 9 N batı tarafı ve net kuvvet 4 N doğu tarafı olarak verilmiş. Yani yine bu iki tarafı birbirinden çıkardığımız zaman 4 çıkması gerekiyor. Yine baktığımızda burasının toplamının 13 Newton olması gerekiyor. 13 Newtondan 9'u çıkardığımız zaman 4 Newton kalacak. O zaman burada eksik olan kuvveti hangisidir dediğimiz zaman e, burada F eşittir 10 e, 8 Newton olduğunu görüyoruz. 8 e, işin sağlamasını yaptığımız zaman 8 5 daha 13. 13'ten 9'u çıkardığımız zaman net kuvvet 4'ü elde edebiliyoruz. Demek ki diğer kuvvetimiz de F eşittir 8 Newtonmuş. Şimdi buraya kadar olanı bulduk. Şimdi sorumuza tekrar baktığımız zaman e, K ile etken üçüncü kuvvetler yönü değiştirmeden başka bir üstüne uygulansak uyguladık. cismi dengelemek için gerekli olan kuvvetin büyüklüğünün yönünü soruyor. Şimdi bu durumda bu iki kuvvetin bileşkesi e, ne kadar çıkıyor büyük olandan küçük olan çıkardığımız zaman 10 newton'dan 8'i çıkardığımız zaman 2 newton e, olduğunu görüyoruz bileşik kuvvet eşittir 2 newton ne yöne doğru batı yönüne doğru. Biz daha önceki sorularda seninle anlatmıştık ne demiştik dengelenmemiş kuvvetlerin ismi dengeli hale getirmek istiyorsak bileşik kuvvet kadar ama onun zıt yönde kuvvet uygulayacağız bu durumda. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız doğu yönüne 2 newton olacak. Doğu yönüne 2 newton uyguladığımız zaman, işin sağlamasını yaptığımız zaman 8 artı 2 eşittir 10 newton. Burada da 10 newton çıkıyor ve dengelenmiş kuvvetler etkisi haline gelmiş oluyor. Demek ki cevabımız 2 newton doğu olacak. Şimdi. Yeni sorumuza geçtiğimiz zaman, başlangıçta hareketli olan K cismine birinci zemin boyunca 4 newtonlu kuvvet uygulanıyor. Cisim ikinci zemine geldiğinde bu kuvvete ters yönde ve eşitlikte bir kuvvet daha etki ediyor. Yani görüyorsunuz ikinci 4 newton uygulanıyor. Buna göre birinci ve ikinci zeminde K cisminin süratineki değişim hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada baktığımız zaman tek yönde bir kuvvet uygulandığı için ne demiştik? Dengelenmemiş kuvvet etkisindeyse cisim ya hızlanır ya yavaşlar. Ee, o yüzden birinci zeminde bu cismimiz tek yönde bir kuvvet uygulandığı için e, süratlenir. Sürati artar diyoruz. Neden? Çünkü cisim tek bir kuvvet etkisi altında. İkinci zemindeki e, cisme baktığımız zaman ikinci zeminde cisim başlangıçta hareketli dediği için Başlangıçta hareketli dediği için bu cismimizin sürati dengelenmiş kuvvet etkisiyle geldiğinden dolayı cismimizin sürati değişmez diyoruz. Yani sabit süratle hareket eder. Sabit süratle hareketine devam eder. Evet, tekrar edelim. Bu cisim tek bir yönde kuvvet uygulandığı için hızlanarak ya yani süratini artırarak devam edecek. İkinci zemindeki ise dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğu için sürati değişmez. Yani sabit süratle hareketine devam eder. Çünkü dengelenmiş kuvvet etkisine girersem başlangıçta ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam eder. Eğer duruyorsa durmaya devam eder. Hareket ediyorsa sabit süratle hareketine devam eder diyoruz. Şimdi altıncı sorumuza baktığımız zaman bir cisim önce bize bilgi vermiş. Bir cisim uygulanan bir şey sıfır ise cisim ya durur ya da sabit süratle hareket eder diyor. Şimdi özdeş dört cisim e, sürati ve bu cisim etkenin kuvvetler şekilde de verilmiştir. E, teker teker yorumlayarak gidelim. Birinci cisme baktığımız zaman sürati 10 metre bölü saniye süratle aynı yönde bir kuvvet uygulandığı için bu e, kamyon ne yapacaktır? Sürati artar diyeceğiz. Çünkü hareket yönüyle aynı yönü doğru bir kuvvet uygulanıyor. İkinci cisme baktığımız zaman yine 20 metre bölü saniye süratle ilerlerken ona farklı iki yönde zıt iki yönde ama aynı doğrultuda iki kuvvet etki ediyor. Bu baktığımız zaman dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğu için bu araç ne yapacaktır? Sabit süratle hareketine devam eder sabit süratle harekete devam eder. Çünkü neden? Dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğundan dolayı. Üçüncü cismimize baktığımız zaman cisim hareketsiz. Sürati sıfır. Yine dengelenmiş kuvvetli etkisinde ki kuvvetler etki ettiği için bu cisimde durmaya devam eder. durmaya devam eder. Çünkü dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğundan dolayı. Dördüncü cisme kamyona baktığımız zaman bu hareket yönüyle zıt yönde bir kuvvet uygulanması e, uygulandığını görüyoruz. Bu durumda bu cisim ne yapacaktır? Bu cisim zıt yönde bir kuvvet uygulandığı için bu cisim sürati azalacaktır. Yani yavaşlayacaktır. Zıt yönde etki ettiği için cisim yavaşlar. Tekrar edelim. Bu cisim e, hareket yönüyle aynı yönde kuvvet uygulandığı için sürekli artar. Bu cisim e, dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğu için başlangıçta ne yapıyorsa aynı sürette devam eder. Yani sabit sürette devam eder. Üçte de aynı durum. Durduğu için ve yine dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğu için durmaya devam eder. Dördüncü cisim e, kamyonunda ise bu cisim hareket yönüyle zıt yönde bir kuvvet uygulandığı için bu cisim bu araba ne yapacaktır? yavaşlayacaktır diyoruz. Dengelenmiş birleşik kuvvetle ilgili son sorumuza geldiğimizde yine bu sorusu biraz tanıdık. Gelir. Baktığımız zaman bu arabaların hareketleri uyku kuvvetler uygulandıktan sonraki ile ilgili e, neler e, olacaktı diye baktığımız zaman önce net kuvveti bulmamız gerekiyor. Burada net kuvveti bulmak için bakıyoruz. Aynı yönde olanları topluyoruz. Burası toplam 8 Newton. <laughs> Burası 6 Newton. Bu durumda net kuvvet nereye doğru çıkar? Cismin hareket yönüne zıt yönde 2 Newton olarak çıktığını görüyoruz. Bu durumda bu cisim hareket yönüne zıt yönde daha büyük bir, bir e, net bir kuvvet çıktığı için e, bu cisim yavaşlar diyeceğiz. İkinci araca baktığımız zaman yine net kuvveti buluyoruz. Aynı yönde olanları topladığımız zaman burası 10 Newton. Burası 8 Newton. Bu sefer hareket yönüne doğru bir 2 Newton'luk bir yaşı kuvvet olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu araç ne yapacaktır? Sürati artar diyoruz. Neden? Çünkü hareket yönüyle aynı yönde daha büyük bir kuvvet uygulandı. Burada neden yavaşlıyordu? Çünkü hareket yönüne zıt yönde daha büyük bir kuvvet uygulandığı için yavaşladı. Burada hareket yönüyle aynı yönde daha büyük bir kuvvet uygulandığı için sürati artar. Bu soruya baktığımız zaman bu soruda okların yönüne dikkatli baktı bakıyoruz yoksa yanlış yapabiliriz. Aynı yönde olanları ben eee yanlarını çiziyorum. 5 ve 3 aynı yönde. 2 ile 6 da aynı yönde. Aynı yönde olan kuvvetleri toplayıp yöne yazıyorum. Burası 8 Newton. 5 ile 3'ü topladığımız zaman 2 ile 6'yı da topladığım zaman yine 8 Newton olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu araba dengelenmiş. Aynı kuvvet olduğu için dengelenmiş kuvvet etkisinde olduğunu görüyoruz. E bu durumda bu araba ne yapacaktır? Başlangıçta ne yapıyorsa onu yapmaya devam edecek. Yani sabit süratle harekete devam eder diyoruz. Evet bileşik kuvvet konumuz bu şekilde. Ee, ne sorunlarınız varsa bana gönderebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.